3, 2, 1, süren başladı. Hadi Müşra. Evet, karşında zorlu rakiplerin var. Haftanın son günü. Neyden başlıyoruz? Cevizli baklava. Ceviz midye baklava. Kaymak için 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı irmik, şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim limon. Hamuru için 25 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su, 1 fiske tuz, 3 su bardağı un. İçi için 500 gram ceviz içi, açmak için buğday nişastası, üzeri için 300 gram tereyağı. Sirke mi o? Evet, evet, sirke. Evet, evet. Ama elma değil, üzüm o. Tamam. Kulak meyvesi kıvamı olacak mı görelim bakalım. Tadı Bey, siz şey hazırlar mısınız? Niye hazırlayayım? Kaymağın için. Kaymağımızın sütü 1, 2... Yanım su bardağı irmik. Biraz daha az koyabilirsiniz. Niye her şey su bardağı ya? Tamam, şeker? Şeker yok. Sanki biraz daha onu istiyor o. Tamam. Bakayım, hayır canım, tam baklava kamur olmuş. Tadını nasıl yapacak? Şerbetini nasıl dökecek? Elinde mi açacak? Bilmiyoruz. İnşallah şerbetini güzel tutturur, önümüze çıtır çıtır sunar. Kız bu ne böyle? Mobilya mı sarıyorsunuz bundan? Onu bir ara ben evde iş yapıyordum, oradan çaldım demeyeyim de. Ne iş yapıyordun? Getir. Şey, priz yapıyorduk. Jelatin, bununla ne alakası var prizin? Masaları şey yapıyorduk. Şimdi böreğin şeyini de, hamurunu da yoğurdum ben. Tamam, baklavamız kenara alındı. Peynirli börek. Hamuru için 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı yoğurt, 3,5 su bardağı un. İç harcı için 500 gram lor peyniri, yarım demet maydanoz, üzeri için yarım çay bardağı sıvı yağ. Açmak için buğday nişastası. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz. 3,5 su bardağı un. Ununu da koyduk, bu tamamdı. Bu nasıl bir börek kız? Kıyır kıyır olacak o zaman bu. Evet, inşallah. Davet masasında peynirli börek olmaz. Kesinlikle Büşra Hanım'dan böyle bir şey beklemezdim. El açması yapması beni şaşırttı açıkçası. El açması olduğu için de biraz onda zorlanacak ama çok ince yapması gerekiyor. Açma öyle poğaça gibi ama. Yok yok, daha kaynamadı bile o küçük. Ama karıştırmanız lazım. Ya tutmadı ki, neyini karıştırayım? Bakayım. Boş sütü çırptırıyorsunuz bana sonra 3 saat. Az biraz kaynamaya dursun gibi tutmadı bile onun daha. Bu lor peyniri, yağsız lor peyniri diyecekler ki, aa içi kupkuru olmuş. Niye yağlı börek senin? Onun hamurunda zaten yağ olacak. Ben söyleyeyim, söyleyecekler. Ne tarz bir peynir kullanacağına bakacağım. Peynirin tuz oranına bakacağım. Keşke peynirli börek yerine ya paçanga böreği ya da kıymalı börek yapsaydı daha güzel olurdu. Eskiden börekler hep lor peyniriyle yapılırdı. Ama eskinin lorları daha bir güzel, lezzetliydi, yağlı lordu. Şimdi kum gibi dökülüyor. Böyle bazı adi jelatin şeyleri oluyor, adamı cinnet geçirtiyor. Tamam, bu da beklesin burada. Biz ne yapalım şimdi? Şimdi baklava hemen atacak mıyız? Cevizlerini kıyalım, hazırlayayım ben. İyi mi? Hayır. Bana soracaksınız, en fazla bana. Dolmanın içini yapalım. Yetmez mi bu? Biraz daha mı çekeyim Büşra? Evet, evet. Tamam, baklavalık şimdi... ceviz de hazır. Kadir, bunu da al. Onu da kaldıralım, biz şeyi, çalışıyoruz. Şeyi hazırlayalım. Patatesleri soyup rendelememiz lazım. Oo Kadir Bey ya. Ver bakayım. Kız yok, daha katılaşmamış bile. Tutmasın ama önemli. Tutmaz, sen merak etme. En kısık göze koydum ben onu. Gözüm üstünde. Evet, kaymağımız katılaşıyor. Dış patatesleri soyuyor. Sen soğanın için soydun. Anlat, her şeyi anlat. Soğanı şey, patates rulonun içine, kıymanın harcını yapmak için. Tamam. O tamamdır. Kapatıyorum. Onu alalım. Tamam, bunu balkona koyuyorum, ben soğusun. Kapatalım ağzını. Ağzını ölçtük, balkona koyduk, geliyorum. Tamam, soğan da okey. Önce kıyma mı, soğan mı kavrulacak? Kıymayı kavuracağım. Oo güzel. Yağmurun gününde kıyma kokuyor dediler. Bastıramamış, sebzesiyle falan bastıramamış. Hiç sevmem. İnşallah burada kokmaz. İnşallah seninki kokmaz. Sen bastır da görelim. Buna bir siz dikkat eder misiniz? Edeyim kıymaya ama onun altı çok az. Açtım. Ya buna demir kaşık vurmayalım. Şöyle güzel bir kaşık alayım. Kıyma bir kendine gelsin, az dur. Benim ayağım birbirine karıştı Kadir. Yok yok, sen sakin. Niye elin ayağın birbirine karıştı? Ellerini bağlamış dizinin üstüne, elim ayağım birbirine karıştı. Renden nerede? Heyecanlıyız, görüyorsun. Evet. Onu o zaman siz onu yapın. Ben ömrümde böyle bir rende görmedim. Bakın bir tasarım mı bu? Sen onu taktın, ne yaptın, taktın dişini? Yaptırdın mı? Anlatırım sonra. Şu arka odaya çağırsana, çok merak ettim.
Ama şimdi diğer yarışmacılar yanlış anlarlar. Evet. İyi mi bunun rendesi bak? İyi. Ama bir daha böyle üçgen rende alma çünkü yarısını dışarı veriyor. İşte ilk evlenirken gösteriş. Alele cela aldın. Gösteriş mi? Gösteriş yani güzel duruyor. Gösteriş. Güzel duruyor yani gösteriş olarak güzel İlk görüşe vuruldum. Mahallede bununla gösteriş yapacak. Adele'nin açtığın okul çanı gibi. Evet yeni gelinler saçma sapan şeyler alıyor ilk hevesle. Evet evet. Ve ben çoğu Instagram'da takip ediyorum böyle aldığım çeyizlerle pişmanlık duyanlar var yazıyorlar. Şunu almayın, şu marka bunu kullanmayın. O kadar gereksiz şeyler toplamışlar ki. Ben buradan dolmanın içine harcayacağım. Şu yeni evleri, saçma sapan kahvaltılık takımları var ya aşk yazıyor. Karı kocanın baş isimleri. Üç ay sonra birbirinin adını bile anmayacaklar sinirden. Adını ismini söylemiyorlar. Sabah kahvaltıyı K yapmış. Zeytinyağı. Salça koydun. Evet koyuyorum. Zeytinyağlı. Şu Türkiye'de ben öğretemedim zeytinyağlıya salça koyuyorum. Girmez demekten imanım gevredi. Zeytinyağlı yaprak sarma için malzemelerimiz 500 gram yaprak içi için 3 su bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım demet maydanoz, yarım limon, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik. Ama hep niye oluyor biliyor musun? Çünkü Ege bizi hala çağırmadı. Bir Muğla'ya gideydik de zeytinyağlı nasıl olur bir göstereydik. Siz buna nane de koydunuz. Evet. Malzeme listesinde nane yok. Bağımsız gidiyor. Nedir üzerime su akıyor. Bu leğen mi delik? Leğen delik. Benim mi? Esnaftan altına kaçırıyor leğen. Bir saniye işin suyu çıktı. Hep benim üstüme geliyor. Şimdi... Dokunur şimdi sana. Büşra gayet iyi, hızlısın ha, pratiksin. Ağır kanlı falan değilsin. Dur az moral ver kıza. İyisiniz. Vallahi iyisin bak. Bak bugünden beri üstüme geliyorsunuz ama biz siz. Bugün sizin gününüz. Başka kimin üstüne geleceğiz? Alper Bey'e neler yaptım bir bilseniz. Alper'e çok fazla şey konuşamadık. Sadece Alper'i izledik böyle zaten şaşkınlıkla. Adam inanılmaz püf noktaları verdi biliyor musun? Hmm. Bak bu yaşımda vanilyayı sulandırıp dökmeyi öğrendim. Evet. Boşuna şef olmamış ama şimdi. Şefim diye bir şeyler de bilsin artık. Kız yani. Aslında bak bilgisi var da Alper Bey'in en yakın zamanda bir şey ders alması lazım. Nezaket. Evet. Nezaket dersi lazım. Üslup. Yoksa bilmediğinden, boş konuştuğundan değil. Söyleyiş tarzı yanlış. Biraz da çok abartı giriyor her şeye. Bu hafta zaten Alper'in haftası oldu. Kimse akılda kalmadı. Bir tek Alper akılda kaldı. Ben zannetmiyorum bir hafta sonra Büşra'yı hatırlasınlar. Nagihan'ı mı? Niye ya? Nagihan'da ilk gün evet. Nagihan mı? Hele Yağmur'u bence ya, kimse hatırlamayacak yaratlar. Bile. Bak ben eğer 3 hafta sonra sorayım diyeyim ki Enem Arat benim Yağmur'u hatırlıyor musun o kim diyecek bana. Benim için demezler mi belki? Hatırlar mısın? Bilmem. Ya. 3 hafta sonra bakmak lazım. Düşünmem lazım. 3 hafta sonra bakmak. Bir aklında yer ederdi ama en azından. Mesela ben eski yarışmacılarımı patır patır hatırlıyorum. Günlerini bile söylerim. Kız bu çok çirkin bir rende be. Nalet gelsin. Ben onunla kaç kere elimi kestim. Hayır bir de kayıyor patates üstünde. Adam akıllı rendelemiyor bile. Kesiyorum kesiyorum. Eşime de diyorum ki işte elimin lezzeti geçti içine. Kan hücreleri demek ki lezzet veriyor yemeğe. Kana rengini veren şey neydi? Geçen gün sokak röportajı yapıyorlardı. Kadının biri dedi ki pançar. Hemoglobin. Hemoglobin. Demek senin hemoglobinin lezzetli. Her elini kestikten sonra yemeğin lezzetli olduğunu düşünüyorsan vay haline. Sen neyi soğanı soyuyorsun gene? Kız her yaptığını anlat dedim ya sana. Bu şey için. Harç için. Hangi harç? Patates rulonun kıymalı harcı sen için. Sen az önce robottan çektin ya soğan. Onu ben şeye koydum. Zeytinyağlı sarmanın içine. O da kıyma için dedim bana da o yüzden. Kıymaya bir yağ ekleyecek misin yoksa kendi yağı yeterli mi ona? Az bir şey koyacağım. Büşra Hanım kocanız sizden 18 yaş büyük değil mi? Evet. Küsurat olmasa hesaplardım da küsuratı var. Kaç yaşındasınız? Ben 27. O zaman kocanız 45 yaşında. Evet aynen. Civarlar. Nasıl tanıştınız? Pardon tanıştın hanımla. Anlatmıştım. Yaşlı başlı adamla zor olmuyor mu? Ay yok tam kafa dengi bana ayak uyduruyor. En azından adam görmüş geçirmiş tecrübe yok, sahibi. Yok. Kafa uydu şey yani ya. Ben kendimden 18 yaş küçük bir kadınla evlenemem. Hayır sen evlenirsin. Ya mesela şey zaten de. Zaten sen onu 10 yılda 10 yaş yaşlandıracağın için aynı orantıya geleceksiniz. İş yerinde eşimin üstüne çok mesela gidenler oldu yani. Size ne deseydi? Yani size ne? Hala da bir çekememezlik var yani. Yaşıtı olması tabii ki iyi bir şey ama kafa uyuşmayınca yaşıtın olmasının da bir anlamı yok. Bazen insanın kafası kendinden büyüklerle uyuşur. Evet. Ondan daha rahat olur. Yani. Eğer kafan uyuşuyorsa, anlaşabiliyorsan. Aynen öyle. Çünkü yaşı küçük oldu mu da bana göre çok saçma sapan hareketler oluyor. Eşin gün görmüş diyorsan, olgun diyorsan tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.